Şey burada Sayın SSK Genel Müdürümüz burada. Sayın Müdür bilmiyorum siz alışkın mısınız bu tür manzaralara ama biz aslında alışkın olsak bile yadırgamasak bile yadırgama işimizi yadırgar bir hale geldik. Yok, hayır, yadırgadım. Doğru değil. Her yurttaşın hastaneye gitme özgürlüğü var. Kişi sigortalı olur veya olmaz. O saatte tabii acil servise geldiği zaman normalde hekim arkadaşlarımızın bakması gerekiyor. Ama bu olayın tabii ayrıntılarını bilemiyorum. Ama görüntü tabii SSK açısından da hasta açısından da hoş bir görüntü değil. Şimdi bu sadece ekstrem bir örnek falan değil, 40 yılda bir olmuş bir şey değil. Devamlı bu tür şikayetler geliyor. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani devletin hastane işletmesi tabii kendi başına bir problem. SSK primlerini insanlardan toplayıp ondan sonra onlara sanki çiftliğinden üzüm veriyormuş gibi, kendi etinden et koparttırıyormuş gibi de bir tavır alması hiç hoş bir şey değil ki. Elbette hoş değil. Yalnız tabii Türkiye'deki sağlık sorununu SSK ile özdeşleştirip sadece bu sorunların SSK'da olduğunu söylemek de doğru değil. Çünkü bu genelde hemen hemen her hastanemizde yaşanan bir dram maalesef. Yok yani bundan 10 sene öncesi için falan böyle bir şey söz konusu Yoktu, olabilir ama yoktu. giderek bakın görece olarak bir düzelme var. Düzelmemekte ayak direyen hem zihniyetten dolayı hem ataletten dolayı özür dileyerek söylüyorum. Çünkü Estağfurullah efendim. gördüğüm şeyleri söylüyorum. Ve oradaki işleyişten dolayı düzelmemekte ayak direyen ve asla da düzelemeyecek gibi intibalar veren SSK hastaneleri. Şöyle söyleyeyim efendim, 10 yıl önce SSK hastaneleri çok daha iyiydi. Çünkü 10 yıl önce İstanbul'da 10 bin yatak kapasitesi var ise 10 yıl sonra yine 10 bin yatak kapasitesi var. Ama İstanbul'un nüfusu 4'e 5'e 6'ya katlandı. Şikayetçi misiniz bunu? Elbette şikayetçiyiz çünkü Sosyal Sigortalar Kurumu'nun yatırım politikası yanlış yapılmış. İşçinin ağırlıkta olduğu yere hastane değil de işçinin olmadığı yere hastane yapılmış. Sanki bir Doğal olarak da SSK prim ödeyeni gibi konuşuyorsunuz. Siz elbette şikayetçi oluruz kurumun elbette başında genel müdürsünüz efendim. elbette şikayetçi olacağız çünkü yatırım politikalarını yönlendirenler bürokratlar değil. Zamanında yapılmış bu hatalar ama bu hataları da kamuoyuna doğru ve açıklıkla söylemek de herhalde hepimizin görevi olsa gerek. Şimdi o görevlerden birini yerine Evet getiriyorum efendim. ve SSK hastanelerinde çok başka bir yerdeki bir SSK hastanesinde küçücük bir kızımızın başına gelenleri öğreneceğiz babasından.